Günaydın. ATV ekranlarında kahvaltı haberleri haftanın ikinci gününde başlıyor değerli izleyenler. Takvim yaprakları 27 Ağustos tarihini gösteriyor. Hafta başında nasıl gelişmeler vardı, gecede neler yaşandı? Kahvaltı haberlerinde hepsini bir bir anlatacağız sizlere. Malazgirt'te 953 yıl önce şehit kanlarıyla yazılan büyük destanın yıl dönümüydü dün. Malazgirt Meydanı bu anlamlı günde devletin zirvesini ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedefi üzerinden verdi mesajlarını. O günkü ruh bugün de ayakta dedi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bir cuma sabahı semaya karşı Malazgirt'te 54 bin er bestelediler en güzel marşı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. O günkü imanla, o günkü cesaretle, o günkü adanmışlıkla bugün yine Malazgirt'teyiz. Tam 953 yıl önce Malazgirt'te yazıldı destan. Anadolu'nun kapıları bir daha kapanmamak üzere açıldı. O topraklar zaferin 953. yıl dönümünde bir kez daha devletin zirvesini ağırladı. Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Nesiller değişse de kan aynı kandır. Malazgirt'te beyaz kefenini giyerek Allah'ım, İslam'ın sancaklarını yükselt niyazıyla düşmana atılanların ruhu bugün de ayaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt zaferini bu sözlerle andı, tarihteki önemine vurgu yaptı. Malazgirt'i 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak görmemiz gerekiyor diye seslendi. İstanbul'un fethine giden sürecin en kritik adımı Malazgirt'le atılmıştır. Bizim de yürüyüşümüz Türkiye yüzyılınadır. Malazgirt ruhunu yaşatacak yeni nesillere şerefle teslim edeceğiz. Yürümeye var mıyız? Sultan Alparslan'ın emanetlerine layıkıyla sahip çıkacağız. Sözlerini birlik ve beraberlik mesajıyla sürdürdü. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, iri olarak kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle yapacağımız mücadeleyle bunu gerçekleştireceğiz. Aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz. Erdoğan sözlerini Türk edebiyatının ünlü şairlerinden Yahya Kemal'in dizeleriyle bitirdi. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Sıra hediye faslına geldi. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de çağırdı kürsüye. Sonra bütün bakanlar çıktı platforma. Meydandaki coşku dakikalarca devam etti. Çok mutluyuz. Mutluluğumuzu kelimelerle ifade edemeyiz. Kilometrelerce ileriden geldik biz. Batman'dan geliyoruz. Çok gururluyuz ve onurluyuz. Ruhları şad olsun. Biz de onların sayesinde rahat yaşıyoruz. Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Amin. Bizim şehitlerimizin kanı var burada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesinin ardından CHP'de pek gözükmeyen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaretleriyle gündemde. Özkan'ın çirkin sözlerine siyaset camiasından tepki yağdı. Buna ilişkin ayrıntıları dün de ekranlarınıza taşımıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuncay Özkan hakkında tazminat davası açtı. Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı, skandal sözlerine tepki yağdı, hakaretleri yargıya taşındı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından yaptı tepki çeken paylaşımı.
Siyasilerden o ifadelere tepki yağdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından sarf edilen edep dışı sözleri reddediyor ve en güçlü şekilde kınıyorum diyerek katıldı tartışmalara. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Özkan'ı siyasi ahlaktan yoksun ifadeleriyle eleştirdi. Bu CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun Hollandalı Türk ve İslam düşmanı faşist Geert Wilders'le aynı dalga boyunda olması bizim değil CHP'nin sorunudur diye ekledi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da dilini içeri sok diyerek seslendi Özkan'a. Hakaret, yalan ve iftirayla seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi milletin adamına dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar diye devam etti. MHP cephesi de sessiz kalmadı Özkan'ın skandal sözlerine. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'ye ve Türk milletine hakaret etmiştir, lanetliyorum derken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de susma diye seslendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatırken Erdoğan'ın avukatları da harekete geçti. Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verildi. 15 Temmuz darbe girişimi denilince akla ilk gelen isimlerden biri de Adil Öksüz. Öksüz darbe girişiminin ardından bir süre Türkiye'de saklanmış, ardından da yurt dışına kaçmıştı. Öksüz'ün saklanması ve kaçışını sağlayan FETÖ'cü Cihat Yıldız İstanbul'da yakalandı. Hain darbe girişiminin en kritik ismiydi. 15 Temmuz'u hem planlamış hem de uygulamaya koymuştu. FETÖ'cü Adil Öksüz hala yurt dışında kaçak. Ama onu kaçıran FETÖ'cüler sonunda yakalandı. İstanbul'da yakayı ele verdi firariler. Polisin trafik uygulamasında durdurmak istediği araçtaydılar. Onlar kaçmaya başlayınca ekipler de peşlerine düştü. Ters yöne giren araçtan inen iki kişi o anlarda yakalandı. Kaçan şoför ise kimlik tespitinin ardından evinde bulundu. Yakalanan Ahmet Hızal, Adem Bora ve Cihat Yıldız'ın FETÖ'den arandıkları ortaya çıktı. Cihat Yıldız'ın Adil Öksüz'ü bir hafta evinde sakladığı, daha sonra da yurt dışına kaçmasına yardım ettiği tespit edildi. Yıldız aynı zamanda sözde Amasya İl İmamı ve askeri mahrem yapılanma içerisinde Hava Harbi Okulu Genel Müdürü konumundaydı. Yıldız gibi onunla beraber yakalanan Ahmet Hızal da mahrem yapılanmadaki imamlardan biri çıktı. Onları kaçıran sürücü Adem Bora ise hava kuvvetlerinde binbaşıyken KHK ile ihraç edilmişti. Üç firari FETÖ'cü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maliye Bakanlığı geçtiğimiz aylarda kira gelirini beyan etmeyenler hakkında önemli bir çağrıda bulunmuş, ceza uyarısı yapmıştı. Denetimlerin ardından yaklaşık 700 bin ev sahibinin kira gelirini devlete bildirmediği tespit edildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beyanda bulunmayanlara son bir çağrı daha yaptı. Kira gelirleri olduğu halde vergisini ödemeyen mülk sahipleri var. Vergi memurları bu konuyla alakalı oldukça yoğun bir teftişteler. Konut ya da iş yerini kiraya vermiş ve buradan gelir elde edenlerin hepsinin bir beyanname vermesi lazım. İşte maliyede evini iş yerine kiraya verip gelir elde ettiği halde bunun vergisini ödemeyenlerin peşindeydi. Türkiye genelinde gelir beyanında bulunmayan 700 bin kişi tespit edildi. Kira geliri elde edenlerin de nasıl olsa devlet beni yakalayamaz mantığından kurtulmasında fayda var. Çünkü eğer bir iş yeri ya da konutunuz varsa ve yıllık olarak 33 bin liranın üzerinde bir kira geliri elde ediyorsanız kira beyannamesi vermek zorundasınız. İşte maliyenin tespit ettiği 700 bin kişi geliri olmasına rağmen o vergiyi vermeyenler, yani beyanname vermeyenler. Mülk sahiplerine kira beyannamelerini vermeleri hususunda onlara gerekli uyarıları yapıyoruz.
Maliye önce IBAN'a kira yazılı ödemeleri takibi aldı. Ardından ekipler sahada çalışma yaptı. 1,5 milyon konut tespit edildi ve denetim başladı. Çok geçmeden de kira gelirini maliye bildirmeyenler netleşti. Bir idari ceza size uygulanıyor. Ödeyeceğiniz kira gelir vergisi de cezalı olarak ödemiş oluyorsunuz. Eğer elinize vergi dairesinden bir ceza kağıdı ulaşmadıysa halen kira gelirinizle ilgili bir beyanname doldurabilirsiniz. Elektronik ortamda dolduracağınız beyannamede pişmanlık kısmına tıklayıp ardından da bildirim yapabilirsiniz. Maliye bizi nereden yakalayacak? Banka hesaplarından yakalayabiliyor. Su aboneliği, telefon aboneliği yoluyla ne yapıyor? Maliye tahriyat aşamasına geçebiliyor. Pişmanlıkla beyanname verenlere vergi cezası kesilmeyecek. Tüm uyarılara rağmen beyanda bulunmayanlarsa cezadan kaçamayacak. Maliye Bakanı Şimşek bu konuda kararlılık mesajı verdi. Vergilendirilmeyen her tür haksız kazancın takipçisiyiz dedi. Tüketiciler çarşıdaki, pazardaki ve marketlerdeki fiyatlardan şikayetçi. Gıda fiyatları son dönemde yüksek seyrediyor. İşin ilginci, üretici de tarladan çıkan sebze meyvenin çok ucuz olduğu iddiasında. Üstelik bu iddiadan da öte, rakamlar da ortada. Tarlada 5 liraya çıkan domates büyük şehirlerde 25 liraya alıcı buluyor. Domates örneklerden sadece biri, hemen hemen her gıda ürününde durum aynı. Herkes aracılardan şikayetçi. Çiftçiler şu anda tarlada ürettiklerini halka doğrudan satmak istiyor. Bir kilo kayısı İstanbul Kapalı Çarşı'da gidin bakın 1850 lira. Bizden 120 liraya giden kayısı. Üreticiden ucuza çıkıyor ama tüketiciye doğru yol aldıkça fiyatı katlandıkça katlanıyor. Asıl kârı kim yapıyor o zaman? Asıl kârı kim yapıyor? Haldekiler yapıyor. Biz üreticilerin hakkının gasp edildiğini düşünüyoruz. Bunun için bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Meyvede, sebzede yurdun dört bir yanında hasat var. Ancak üreticiler de, tüketiciler de şikayetçi. Sebebi tarlayla tezgah arasındaki fahiş fark. Şu anda üretici dalındaki bu ürünü, limonu iç piyasaya 11 liradan ve 12 liradan satıyor. Limonsa fiyatı en çok tartışılan sebzelerden bir tanesi. Tarladan 11 liraya çıkan limon tezgahla buluştuğunda 2-3 katına kadar çıkabiliyor. 50 milyon 60 milyona göre de iyi geliyor da burada 11, 12, 13, 14 öyle rakam istiyorlar. Ama marketlerden 50 milyon kilosu 50 milyon diyorlar. Brokolide de durum farklı değil. Tarladan 40 liraya çıkan brokoli işte tezgahta gördüğünüz gibi 80 liraya kadar çıkabiliyor. Bir çiftçi vatandaşım. Brokoli yetiştiriyoruz. Biz 30-40 liraya satıyoruz burada. Aracı arkadaşlar bizden alıyor. Biz duyuyoruz ki 100 lira, 150 lira, 200 liraya satıldığını. Biz bunu yağmurda, yaşta sürekli kesim yapıyoruz. Kilosu 60 lira alışı var. Siz halden 60 liraya alıyorsunuz, evet. 80'e satıyorsunuz ama çöpe çok gidiyor. 10 TL zaten oturuyor otomatikman da kasayla beraber. Tarladan çıkış fiyatı 1-2 liraya kadar düşen karpuzda da durum farklı değil. Yazın vazgeçilmezi karpuz tarladan tezgaha kadarki süreçte bir hayli fiyat değişimine uğruyor. Öyle ki tezgahla buluşan karpuzun fiyatı tezgahta 15-20 liraya kadar çıkabiliyor. Şu an fiyatı ne kadar? Şu an tarlada fiyatı siyah karpuzun 5 lira bandında, ala karpuz 2 lira bandında. Malatya'da en çok kayısı işte bu bahçelerden çıkıyor ama çiftçi huzursuz ve mutsuz. Çünkü ellerindeki kayısılar 110 lirayla 120 lira arasında alındı aracılar tarafından. Ben mutluyum. Ölsem ekmekle gelsin. Şimdi bu kayısıya 12 ay boyunca emek veriyor bu çiftçiler. Yani aracılar kazanıyor, çiftçiler kaybediyor. Aracılar alıyor. Biri birine devrediyor, biri birine devrediyor, çiftçi havasını alıyor. Bizim bir emeğimiz boşa gidiyor. Biz tarladan alıp halka kendimiz vermek istiyoruz. Özellikle gençlerin ve çocukların oldukça fazla zaman geçirdiği çevrim içi oyun platformları son günlerde tartışmaların odağında. Zararlı içeriklerin çocukların ruhsal gelişimini etkilediği iddiaları tartışmaların en sıcak başlığı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı. Bazı oyunların milli güvenlik sorununa dönüştüğünü söyledi. Gençlerimizi korumak için her türlü tedbiri alacağız dedi.
Milli güvenlik soruna dönüşmüş durumda Türkiye'de bu oyun meselesi ve bu noktada bizim gençlerimizi korumamız lazım. Net ifadelerle uyardık. Oyunlar artık milli güvenlik sorununa dönüşüyor dedi. Dijital bağımlılık maalesef gençlerimizin geleceğini çalma noktasına gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital bağımlılık ve çevrim içi oyun platformlarına ilişkin konuştu. Okullarda müfredata dijital okuryazarlığın konulması gerektiğini belirten Yayman, önümüzdeki günlerde uzman isimlerin komisyonda bilgilendirme yapacağını belirtti. Gençlerimizi Türkiye'nin geleceği olarak görüyoruz. Gençler gerçekten daha nitelikli bir eğitim ve öğretime sahip olmalılar. Burada pedofilinin engellenmesi noktasında LGBT'nin bir anlamda özendirilmesinin önüne geçilmesi noktasında bizim de bir etik kodlarımız var. Yayman, Roblox'a erişim engeli getirilmesine ilişkin de konuştu. Bunların açılması ya da kapatılması hiç kimsenin elinde değildir. Türkiye bağımsız bir hukuk devletidir, sosyal hukuk devletidir ve anayasayla verilmiş olan haklar ve yükümlülükler vardır. Devletimizin de bu ulus aşırı dijital şirketlere karşı korunması noktasında her türlü tedbiri alacağız. Fransa'da seçimlerin üzerinden 2,5 ay geçti. Ülkede başbakanlık krizi ise bir türlü aşılamıyor. Cumhurbaşkanı Macron, mecliste en büyük grup olan Sol İttifak'ın başbakan adayını onaylamadı. Fransa'da siyasete adeta kilit vuruldu. Fransa'da siyasi kriz derinleşiyor. Seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen Cumhurbaşkanı Macron hala bir başbakan ataması yapmadı. İstişareler için partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti. Macron, sol cephenin başbakan adayı Lucie Castex'i onaylamadı. Macron, kararına gerekçe olaraksa sol ittifakın adayıyla istikrar olmayacağını öne sürdü. Fransız basını da Macron'un sol cepheye soğuk olduğunun manşetlerini atıyordu. Şimdi gözler önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelere çevrildi. Ancak Le Pen'in lideri olduğu aşırı sağ, koalisyon görüşmelerinde yer almayacağını açıklamıştı. Sol ittifakla da yaşanan bu kriz sonrası görüşmelerin nasıl ilerleyeceği belirsiz. Seçimlerden önce pek çok uzman Fransız siyasetinin büyük bir kilitlenme yaşayabileceği konusunda uyarıda bulunuyordu. 27 Ağustos Salı gününde kahvaltı haberleri devam ediyor. Haberlerimizin bir kısmını sizlerle buluşturduk. Daha da bakacağız ama öncesinde yazılı basına bir bakalım. Günün manşetleri neleri aktarıyor bize? Sizlerle birlikte inceleyelim. Sabah gazetesinin manşeti "Darbenin beyni böyle kaçtı" başlığını taşıyor. 15 Temmuz ihanetinin beyni olan Adil Öksüz'ü evinde saklayan ve firarına aracılık eden kripto FETÖ'cü Cihat Yıldız'ın yakalanması, kaçışla ilgili karanlıkta kalan birçok detayı ortaya çıkardı. 8 yıldır aranıyordu notu önemli. FETÖ'cü hainlerden komik savunma alt başlığını da yine görüyoruz. Cihat Yıldız'la içerisinde yakalandığı aracın şoförü Adem Bora'nın hakimlik ifadesine ulaşıldı. Yıldız öğretmen olduğunu, Adil Öksüz'ü tanımadığını iddia etti. Bora ise Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal otostop çekti, ben de aldım. İkisini de tanımıyorum şeklinde ifade verdi. Çok daha fazlası Sabah gazetesinin iç sayfalarında sizlerle buluşuyor diyelim ve geçelim sol köşeye. Yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılına başlığı var. Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde konuştu. Yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılınadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz dedi. Malazgirt 2071'i aydınlatan fener dedi aynı zamanda. Alt başlık olarak görüyoruz. Umudumuz Teknofest gençliği açıklaması da yine Cumhurbaşkanı'na ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan da Malazgirt zaferi mesajı gelmişti. Yine sol köşede görüyoruz. Askeri bir zaferden öte tarihi ve ebedi bir miras dedi Emine Erdoğan konuyla ilgili yapmış olduğu değerlendirmede. Tabandan son bir başlık, Siyonist bakandan büyük provokasyon.
Hemen onun da ayrıntılarına bakalım sizlerle birlikte. İsrailli faşist bakandan Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa edeceği sözleri tepki topladı. İsrail hükümetini panikletti bu açıklama ve Türkiye'den sert tepki geldi. AK Parti sözcüsü Çelik, soysuz ve lanetli bir açıklama dedi bu cümleyle ilgili. Gelelim Hürriyet'e şimdi. Hürriyet gazetesinin manşetinde Türkiye'ye ön şartım yok sözünü görüyoruz. Kimin peki bu söz? Hemen söyleyelim. Görüşmek için Beşar Esad'a her an davette bulunabiliriz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'den yanıt geldi. Esad görüşmelerin başlatılması için Türkiye'nin Suriye'den asker çekmesi gibi ön şartlarının olmadığını söyledi. Esad kendi meclisinde açıkladı. Bu açıklamaları kendi meclisinde yaptı. Bu not da önemliydi Hürriyet'te. Bugün Hande Fırat köşesinde bu konuya yer verdi. Bundan sonra ne olacak sorusunu sordu. Ankara'nın ve Şam'ın gündem başlıkları ortaya çıkmış oldu. Ön şartsız masaya oturma prensibi korunursa yakın zamanda görüşmeler istihbarat düzeyinde başlayabilir diyor Fırat yapmış olduğu değerlendirmelerde. Soldan devam edelim. Malazgirt'ten 85 milyona mesaj üst başlığıyla Nazlı Hilal'in gölgesinde buluşalım sözünü görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları töreninde yaptığı konuşmada Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu Nazlı Hilal'in gölgesinde buluşacağız dedi değerlendirmelerinde. Bir diğer başlıkla devam edelim. Tabanda sol alt köşede dün kahvaltı haberlerinde aslında biz bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Gözümüz kulağımız narinde, narinden gelecek güzel bir haberde. Dün kan izlerinin bulunduğu söylenmişti ancak Diyarbakır Valiliği konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Başka bir olaya ait olduğunu söylemişti o kan izlerinin ve bugün gazetelerde bu ayrıntıyı ön sayfalarına taşıdı. Biz Hürriyet'ten aktarmış olalım sizlere. İnşallah iyi bir haber gelir narinden diyelim. Gelelim Milliyet'e şimdi. Milliyet gazetesinin manşetine bakalım. Taksi daha az yazıyor. Büyük puntolarla gördüğümüz bir başlık. Okul servisi ücretleri bazı okullarda %100'ü aşan oranlarda zamlanarak 100 bin TL'ye dayandı. Bazı noktalarda taksi daha cazip hale geldi. Servisçiler ise parayı biz değil okullardaki komisyoncular alıyor diyor ve çok daha fazlasını söylüyor Milliyet gazetesi. Rehber ücreti ekleniyor. Komşu turizm revaçta alt başlıkları haberi destekliyor. Ekstra ücret geri alınabilir alt başlığını görüyoruz. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, tarifenin üzerine çıkıldığında veliler UKOME'ye bildirsinler. Sonrasında tüketici hakem heyetine başvurularak bu ekstra ödenen ücretler kolaylıkla geri istenebilir diyor. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Malazgirt ruhu hep yaşayacak sözünü söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tüm gazetelerde bu söz ve çok daha fazlası yerini buldu. Milliyet'te de başlık olarak görüyoruz. Özkan'a 250 bin TL'lik dava geride bıraktığımız dakikalarda haberlerimizde de aktarmıştık. Tuncay Özkan'a dava açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Geçelim bir diğer başlığa sağ alt köşeye. Kerbela'da dualar Gazze'ye başlığını görüyoruz. Ayrıntıları ise şöyle. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. günü olan Erbayin Matem günü nedeniyle Kerbela'da gerçekleştirilen anma etkinliklerine dünyanın pek çok ülkesinden milyonlarca kişi katıldı. Bu yılki anmada Kerbela şehitlerinin yanı sıra Gazze'liler için de dualar edildi. Gözyaşı döküldü. Fotoğraflarla birlikte bu haber desteklendi. Ve hemen altına geçelim Gazze demişken Kahire'de sonuç yok başlığını görüyoruz. Onu da aktaralım. İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni şartlar Mısır'ın başkenti Kahire'de süren ateşkes görüşmelerini bitirdi. Hamas heyeti Kahire'den ayrılırken ABD'li kaynaklar görüşmelerin yapıcı şekilde devam ettiğini, nihai ve uygulanabilir bir anlaşma doğrultusunda sürdürüldüğünü iddia etti detayı paylaşıldı Milliyet gazetesinde. Ve böylelikle yazılı basını noktalamış oluyoruz değerli izleyenler. Önemli başlıklarımızı aktarmayı sürdürüyoruz kahvaltı haberlerinde. Ev sahipleri son dönemde kiracılara taliye taahhütnamesi imzalamadan ev vermiyor. Bu durum kiracıları oldukça zor duruma sokmaya başladı. Antalya'da yaşayan anne kız da farkında olmadan imzaladıkları taahhütname yüzünden evsiz kaldı. Tahliye taahhütnamesi imza attığınıza dair tarih var dediler. Evrak için buradayız.
bunu da ev sahibi haklı olarak icraya koyabilir. Sizi evden bu işlemle çıkartıyoruz dediler. Ev kiralarken farkına varmadılar, taliye taahhütnamesi yüzünden evsiz kaldılar. Kimse bu hataya düşmesin, tarihsiz imza atmasın. Antalya'da yaşayan anne kız 2 yıl önce tuttukları ev sahibiyle karşı karşıya geldi. Biz kiraları hiç ihmal etmeden oturmaya devam ederken ev sahibimiz bana bu para yetmez deyip eve geldi. Tekrardan kontrat istiyorum, bu kira bana az. İster yap, ister çık dedi. Anlaşmazlık olunca ev sahibi kiracının imzaladığı taliye taahhütnamesini devreye soktu, iş mahkemeye gitti. 25 gün hastanede yatmıştık kızımla. O ara mahkememiz vardı. Mahkemeye gidemediğimiz için mahkeme görülmüş, bize tahliye verilmiş. Anne kız bu karara itiraz etti ama... Daha itirazın sonucunu beklerken... Biz icradan geliyoruz. Evi boşaltmamız gerekiyor. Elimizde tahliye taahhütnamesi var. Geceyi dışarıda geçirdik. Barınacak bir yere ihtiyacım var. Hititlerden günümüze ulaşmayı başarmış, inanışa göre baharı karşılamak ve kötülüklerden arınmak için oluşturulmuştu. Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki tarihi Suppi Tassu Gölü kuraklığa direnemedi ve kurudu. Bir dönem görüntüsüyle kendisine hayran bırakıyordu. Adeta çölde bir vaha gibiydi. Şimdi ise yerini kuru sazlıklar kapladı. Hitit kralı tarafından 3500 yıl önce Sivas'ın Altınyayla ilçesinde baharı karşılamak için yaptırılmıştı. Suppi Tassu Gölü aşırı sıcaklar nedeniyle kurudu. Sarissa kazılarıyla 1997 yılında ortaya çıkarılan tarihi göl, iklim değişikliğine yenik düştü. Alman bilim insanları tarafından araştırılan ve bir dönem 7 metre derinliğe sahip olan gölün, yağışlarla birlikte yeniden su tutması bekleniyor. Aslında Sarissa'nın turizme açılması, turizme açıldıktan sonra zaten turistler oraya geliyor, direkt buraya geliyor, Almanya'dan. Otobüs turist geliyor. ...150 yıllık bir rüyaydı. Padişah Sultan Abdülaziz döneminde gündeme getirilmiş, 2. Abdülhamit Han zamanında projesi çizilmişti. Yapımına başlanması ise 2008'i buldu. Türkiye'nin kuzey ve güneyini birleştiren Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ulaşımı 6 saate indiren otoyol projesi tamamlandı. Ayrıntılarına bakalım. 150 yıllık rüya gerçek oldu. Asrın projesi tamamlandı. Padişah Sultan Abdülaziz döneminde iki kez gündeme getirilen, 2. Abdülhamit Han zamanında projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz otoyol projesinde sona gelindi. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan 818 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz otoyol projesinin en zorlu etabı olan Ordu etabı tamamlandı. 2008 yılında başlatılan projede engebeli coğrafyayı aşmak için 28 tünel, viyadük ve köprü inşa edildi. Tamamlanan proje sayesinde 6 ili direkt, 50 ili ise dolaylı olarak ilgilendiren Akdeniz-Karadeniz otoyol projesi sayesinde Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım 6 saatte tamamlanabilecek. Karadeniz-Akdeniz yolu, Karadeniz bölgesi başta olmak üzere tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek. Tokat'ın Erbaa ilçesine gideceğiz şimdi. Bölgede 200 dönüm alan üzerinde kesme çiçek üretiliyor. Seralarda üretilen bu çiçeklerin yurt dışına ihracıyla ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlanıyor. Renk renk, çeşit çeşit çiçekler seralarda yetiştiriliyor. Tokat Erbaa'da kesme çiçek üretiminde ön plana çıkmak için önemli projeler yapıldı ve çalışmalar sonuç verdi. Erbaa, Orta Karadeniz'in hızla büyüyen bir ilçelerinden birisi. Kesme çiçek üretimiyle de beraber hızlı bir şekilde yeni iş yerleri kurularak devam ediyor. 640 dönüm civarında bir kapalı alan var. 250-300 dönüm civarında da bir açık alan kesme çiçek üretimi yapılıyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesi ekonomisini sağlamış durumda. Yaklaşık 200 kişi serada çiçek üretimine başlamış durumda. Yıllık ortalama ise neredeyse 100 milyon lira Erbaa ekonomisine katkı sağlıyorlar. Erbaa'da yazlık olarak Mart ayında başlar kesme çiçek üretimi. İklim şartlarının değişmesiyle yıllık 12 ay gibi bir zamana artık Erbaa'da da üretim yapılıyor. Kesilmeden kesintisiz devam ediyor. Özel günlerimize ve sevdiklerimize eşlik eden o muhteşem çiçekler Tokat'ın Erbaa ilçesinde yetiştiriliyor. Tabii buradan Türkiye'deki 81 ile sevkiyatı yapılıyor. İşte bunlar Gelbara ismi verilen çiçekler, genellikle çelenk yapımında kullanılan çiçekler. Tabii bunun yanı sıra Erbaa'da birçok kesme çiçek üretimi de yapılıyor. Abla, çiçeklerle uğraşmak nasıl? Güzel. Kaçta geliyorsunuz seraya? 4.30'da geliyoruz. Kaça kadar hasat devam ediyor? 11-12. Sıcak olunca daha durulmuyor değil mi seraya? Evet, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Kesme çiçek üretiminde Tokat'ın Erbaa ilçesi ilk sıralara oturmuş durumda. Öyle ki 900 dönüm bir arazide kesme çiçek üretimi yapılıyor. Burada üretilen çiçekler Türkiye'de kurulan mezatlar başta olmak üzere yurt dışına da, Karadeniz ülkelerine de ihraç ediliyor. Erbaa'da şöyle söyleyelim, celbera, gleyor, gül, karanfil, cipso gibi birçok ürünümüz mevcut. Bir soluk kalmak için müsaade istiyoruz sizlerden. Kısa bir ara verelim. İkinci bölümde yeni başlıklarla buluşalım. Ayrılmayın. Yeniden günaydın. ATV ekranlarında Kahvaltı Haberleri ikinci bölümüyle devam ediyor. Önemli başlıkları aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi. Asrın felaketinin üstünden 1,5 yıl geçti. Marmara bölgesinde ürkütücü bir deprem bekleniyor. Önlem şart, denetimlerse çok önemli. Ama buna rağmen depremi de, iş ahlakını da önemsemeyen insanlar var. İstanbul'un orta yerinde yapımı devam eden bir inşaattaki kolonlar görenleri hayrete düşürdü. Aynı hizada değillerdi. Deprem bile olmadan binayı çökertebilecek bu ihmal bile inşaatı durdurmadı. Sizce böyle bir kolon olur mu? Baktığımız zaman çok riskli. Söyleyecek söz yok yani. Böyle bir çalışma şekli olamaz. Nasıl güven olacak ki en ufak bir sarsıntıda, bir şeyde can güvenliği sıfır. Tehlikeli değil. Kadarıyla. Olağan dışı şeyler tehlikelidir. Bir depremde Allah korusun. Yani her şey olabilir tabii. Binanın taşıyıcı kolonlarını yanlış hizaladılar. Biri ileride, diğeri geride kaldı. Kolonlardaki olan hatalar, kaymalarsa denetimsizliğin bir göstergesi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Skandal yani resmen. Yani biraz herhalde hesaplama falan unutulmuş gibi, kimse yaşamaz bence. İstemez. Üstelik skandal hata umurlarında bile olmadığı inşaata devam ettiler. Böyle bir yerde oturmak ister miydin? Hayır, istemem. Tehlikeli değil mi? Depremde çok tehlikeli. İstanbul'un en lüks semtlerinden biri olan Nişantaşı'nda kayda geçti fotoğraf. Yapımı devam eden 5 katlı binayı dışarıdan görenler gözlerine inanamadı. Kolonlar aynı hizada değildi. İnşaatın alt katlarına baktığımızda kolonlar olması gerektiği gibi aynı hizada yapılmış. Ancak yukarıya doğru baktığımızda ise iki kolon arasındaki eşitsizliği fark etmemek mümkün değil. Tabii bu duruma tepki gelince malum görüntüyü işte bu yeşil örtüyle kapattılar. Binada kolondaki kayma aşağı yukarı 10-15 cm civarında bir kayma var. Kayma miktarı kadar o betonarme kolonun kesisinden taşıyıcı kapasitesini kaybettiğini ve herhangi bir deprem anında tehlikeli ve zayıf bir halka oluşturacağını söylemek mümkün. İnanamıyorum. Olamaz. Siz bu bina mı bu? Evet, arkamızdaki bina. Peki ama yani bu perde yokken mi çekilmiş resim? Evet. Yani kimse şikayet edilmesi şart. Deprem bile olmadan binayı çökertebilecek bu ihmal müteahhiti durdurmadı. Betonarme kolon dökülmeden önce demir işçiliği yapılır. Şantiye şefleri, yapı denetim mühendisleri gelip önceki demir donatının doğru yapıldığını, tekniğine göre yapıldığını kontrol eder. Daha sonra kolonu yerine yerleştirdiğimizde kolonun doğru yerde olmadığını kontrol eder ve betonun döküm iznini verir. Baktığınızda ne görüyorsunuz? Ya düzensiz bir yapı görüyorum şu an. Hı hı. Yani tehlikeli.
bir de cadde üzerinde insanların geçtiği noktada. Yani ihmal görüyorum. Ben böyle bir yerde oturmam. Eğer yanlış bir imalat yapıldıysa derhal beton ıslakken aynı gün içerisinde sökülmeli, kırılmalı ve yerine doğru bir şekilde tekrardan kolon imal edilmelidir. Akıllara durgunluk veren bir görüntüyle devam edelim. Hafta sonu tatili için Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki evine giden Mustafa Baş, kapıya geldiğinde gözlerine inanamadı. Çünkü birileri elektrik tesisatı borusuna hortum takıp evi suyla doldurmuştu. Neden açmışlar? Buradan içeri suyu basmışlar. İhtiyacı sandığımız yok. Buradan açıyor, buradan evi su dolduruyor. Elektrik tesisatı borusundan hortum soktular, evi suyla doldurdular. Buradan bu şekilde evi su bastırıyor. Mustafa Baş hafta sonu tatili için Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki evine gitmişti. Kapıya geldiğinde gözlerine inanamadı. Geldiğimizde bir baktık ki kapıdan su akıyor. Bir baktık ki hortum buraya takılı. Elektrik tesisatı borusuna takılan hortumdan su basılan evdeki eşyaların çoğu kullanılamaz hale geldi. Akıllardaki soruysa bunu kimin yaptı? Kimseye düşmanlığımız yok. Bir hafta boyunca su akmış burada. İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki servis minibüsünün freni patladı. Cadde üzerindeki araçlara çarptıktan sonra refüje çıkan minibüs ağaçlara da zarar verdi. Yürekleri ağza getiren kazada bir kişi yaralandı. Önce araçlara sonra refüje çıkıp ağaçlara çarptı. Freni patlayan servis minibüsü ortalığı birbirine kattı. Ne oldu? Kaza İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki servis minibüsünün aniden freni patladı. Yokuş aşağıya gitmeye başlayan minibüs cadde üzerindeki araçlara çarptı. Hızını alamayan minibüs ardından refüje çıkarak ağaçları ezdi. Yol tabelasını da deviren minibüs bir otomobile daha çarptıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan bir kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hataylı Ersin Gece babasından yadigar otomobilin motoru çalınınca aracın da hırsızların hedefi olmasından endişe etti. Onu çalınmayacağı bir yerde tutmak istedi ve bakın nereye koydu. İçindeki motor malzemelerini çalmışlar. Şu an kullanılmıyor. Hırsızlardan illallah etti. Baba yadigarı otomobil çalınmasın diye bir konteynerin üzerine yerleştirdi. Bu araba benim dedemin arabası. Yaklaşık 10 yıl önce vefat etti kendisi. Hatay Antakyalı Ersin Gece 10 yıl önce vefat eden babasından yadigar otomobile gözü gibi bakıyordu. Ancak sanayi sitesindeki dükkanının önünde duran araca hırsızlar dadandı. Motorunun ardından aracın kendisinin de çalınmasından korkan esnaf sıra dışı bir çözüme başvurdu. Otomobili hiç çalınamayacağı bir yere koydu. Hırsızlardan dolayı koruma maksadıyla oraya çıkarttık. Bir yıldır konteynerin üzerinde duran kırmızı otomobil öyle dikkat çekiyor ki artık adres tariflerinde kullanılıyor. Böylece sanayi sitesine gelenlerin işini kolaylaştırıyor. Konum istiyorlar. Mesela bu kırmızı araba denilince zaten herkes biliyor burayı. Ersin Gece'nin baba yadigarıyla ilgili bir de hayali var. Çalınan parçaları temin edip otomobili yeniden trafiğe çıkarmak. Anadolu'nun tarihi zenginliğini yansıtan Afrodisias Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan kazıda beylikler dönemine ait pazarın izleri bulundu. Afrodisias Antik Kenti, Anadolu'nun zenginliklerini içinde barındıran tarihi alanlardan biri. Burası Anadolu'nun çok zengin, önemli bir noktası ve her zaman yerleşim gördü. Örneğin beylikler dönemi pazar alanı ve çok ciddi miktarda sikke buluntu verdi. Oranın uluslararası bir pazar olduğunu ve tüm Doğu Akdenizliler tarafından kullanıldığını görmüş olduk. Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti, M.Ö. 5. yüzyılda kuruldu. Tarihi bölge asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.
Burada hala ciddi bir tarımsal aktivite olduğunu gördük. İnsanlar muazzam mermer binalar olmadan da burada yaşayabileceklerini fark etmişler. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan antik kentteki son kazı çalışmalarında tarihe ışık tutacak yeni izlere rastlandı. Beylikler dönemine ait pazar yeri bulundu. Ancak hangi beyliğe ait olduysa şu an bilinmiyor. Bizim Türk ekiplerimiz bu alanda da beylik dönemi sikkeleri üzerinde ciddi bir çalışma gerçekleştirdiler. Burası bize oranın bir pazar olduğunu kesin olarak gösterdi ve buluntular sayesinde oranın uluslararası bir pazar olduğunu ve tüm Doğu Akdenizliler tarafından kullanıldığını görmüş olduk. Pazar yerinin ziyarete açılması planlanıyor. Ziyaretçilerimizin orijinal antik zemin üzerinde yürümelerini de sağlamış olacağız. Bunun Anadolu'daki çok önemli, harika yürüyüş yollarından biri olmasını umuyoruz. Karadeniz'de tahta arabalarla yapılan Formül Az yarışını bilmeyen yoktur. İşte o yarışlara benzer bir etkinlik de Adana'da düzenlendi. Ortaya çıkan görüntüler Formül Az'ı aratmadı. Özenle hazırladıkları araçlarıyla kıyasıya yarıştılar. Adana'nın Pozantı ilçesinde geleneksel hale gelen tahta ralli araba yarışları renkli görüntülere sahne oldu. İşlerimiz çok iyi çalıştı. Biz de gerekeni yaptık. Biz bu şoförle yeni başlamadık. Kamışlı muhtarlığınca düzenlenen yarışmaya 30 kişi kendi tasarladığı araçlarıyla katıldı. Yarışmacılar 600 metrelik parkurda yokuş aşağı birinci olabilmek için mücadele etti. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Kolombiya'nın Bogota kenti klasik bisiklet tutkunlarının 14. kez gerçekleştirdiği bir etkinliğe sahne oldu. Nostaljik kıyafetlerle pedal çeviren bisikletçiler görenleri hayran bıraktı. Hem kıyafetleri hem de bisikletleriyle görenleri 100 yıl geriye götürdüler. Kolombiya sokaklarında nostalji rüzgarı estirdiler. Renkli görüntülerin adresi Kolombiya'nın Bogota kentiydi. Klasik bisiklet tutkunları 14.sü düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Bisikletleri ve nostaljik kıyafetleriyle şehrin sokaklarında tur attılar. Katılımcılar bu etkinlikle Bogota'nın kültürel mirasını güçlendirmeyi ve çevre dostu ulaşıma teşvik etmeyi amaçlıyor. Muğla'da ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar doğal yaşamın her biri diğerinden eşsiz anlarını kayda aldı. O görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Muğla ilimiz son derece yaban hayatında zengin bir bölge. Gerçekten Türkiye'de bulunan 785 türün, yaban hayvanının türünün önemli bölümünü Muğla ev sahipliği yapmakta. Yaban hayvanları foto kapanlarla kayda alınıyor. Muğla'da ormanlık alanlar çok sayıda yaban hayvanına yuva oluyor. Bozayı, alageyik, kurt, karakulak, porsuk, susamuru gibi ve benzeri birçok yaban hayvanını gözlemleyebiliyoruz. Türkiye'de yaban hayatında 785 tür canlı yaşıyor. İşte bu canlılar Avcılık ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü tarafından foto kapanlarla 24 saat gözetleniyor. Tarım Orman 4. Bölge Müdürü olarak Muğla, İzmir, Aydın ve Manisa illerimizde foto kapanla izleme çalışmalarını yürütüyoruz. Tabii foto kapanlarla birlikte aynı zamanda termal kameralı drone, akustik ses kayıt cihazları ve aynı zamanda GPS tasmalı teknolojik aletlerle yaban hayvanlarını izliyoruz. İşte doğaya yerleştirilen bu foto kapanlar teknolojik donanıma sahip, hareket sensörü sayesinde yaban hayvanının görüntüsünü anlık mesaj olarak merkeze iletiyor. Muğla DKMP İl Şube Müdürlüğü ve Marmaris Milli Park Müdürlüğü'nce 123 adet Muğla il genelinde foto kapan kuruldu ve bu foto kapanlarla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu foto kapanlarla yaban hayvanlarının, önemli yaban hayvanlarının yaşam alanlarını tespit ediyoruz. Popülasyon yoğunluklarını, popülasyon dinamiklerini aynı zamanda
bireylerle ilgili de tespitlerimiz bulunuyor. Bu tespit ettiğimiz yaban hayvanı yaşam alanlarıyla ilgili tür eylem planları yapıyoruz. Aynı zamanda yaban gelişme yönetim ve gelişme planları oluşturuyoruz. Foto kapanlar sayesinde kaçak avcılığın da önüne geçiliyor. Tespit ettiğimiz kaçak avcıları buradan hemen gerekli işlemleri yapabiliyoruz. Bazen online mesajdan foto kapan özellikleriyle birlikte ekiplerimiz ormana yabancı bir kişi girdiğinde gerekli müdahaleleri hemen yapıyor. Doha'da kurulan ateşkes masasının çöktüğü kesinleşti. Ancak Washington hala umutlu konuşmayı sürdürüyor. Hizbullah ve İsrail arasındaki misilleme savaşı sonrası şimdi gözler İran'da. Zira Dışişleri Bakanı Erakçi, Tahran'ın Haniye'nin intikamından vazgeçemediğini bir kez daha yineledi. Misilleme savaşı kızıştı. İsrail zarar görmedik dedi. Hizbullah'a saldırılar hikayenin sonu değil. Hizbullah fazlasına işaret etti. Sonuç kanaatimizce yeterli olmazsa başka bir zamanda cevap verme hakkımızı saklı tutarız. Dünya dikkatini Haniye misillemesini erteleyen Tahran yönetimine çevirdi. İsrail-Hizbullah geriliminin ardından gözler şimdi İran'da. Çünkü İran da haftalardır İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısından bahsediyor. İran'dan gelen son açıklamada İran Dışişleri Bakanı İsrail'e yönelik misilleme saldırılarının kesin olduğunu ve bunu iyi hesaplanmış bir şekilde hayata geçireceklerini bildirdi. Fakat diğer taraftan İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'e yönelik saldırı için bekleme süresinin uzun tutulabileceğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Hizbullah'ı çatışmaları durdurmaya çağırdı. Ancak yeterli olması kolay görünmüyor. Zira işgal ordusu bir yandan güçlerini Lübnan'a doğru kaydırıyor, bir yandan da Gazze'de katliama devam ediyor. Tel Aviv, Beyrut'ta bir suikasta daha imza attı. Hedef olan otomobil alev topuna döndü. Ancak soykırımın merkezi Gazze. Aksa Şehitleri Hastanesi'ni hedef alacakları söylendi. Biz de ayrılmaya başladık. Burada kimse kalmadı. Hastanede kalan yok. Çünkü kim bilir kaçıncı kez ölümden kurtulmak için yollara düştü Filistinliler. 9 aydır defalarca yerimden edildim. Bir yerden diğerine sürüklenip duruyoruz. Gazze'de çadırlar, okullar, siviller, kısacası nefes alan herkes namlunun hedefinde. Kassam Tugayları ise tüm güçleriyle direnişte. Keskin nişancılar işgal ordusunu avlamayı sürdürüyor. Enkaza dönen topraklarda zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor. Gazze'den ateşlenen bir füzenin hedefinde de Tel Aviv vardı. Kassam güçleri katliamlara misilleme yaptıklarını açıkladı. Biden'ın ateşkes önerisi Gazze kasabını ikna etmeyi başaramadı. Hamas'ın kabul ettiği anlaşma, Selahattin Koridoru ısrarı sebebiyle Tel Aviv'den onay alamadı. İran, Haniye misillemesi için düğmeye basarsa, topyekün savaş senaryosu yeniden güçlenebilir. İsrail aylardır Gazze'lere zulmedip ölüm yağdırıyor. Zalimlerin zulmünden bölgedeki insanlık dramını dünyaya aktaran basın mensupları da nasibini alıyor. Bunun son örneği dün akşam yaşandı. Ayrıntıları aktaralım. İsrail güçlerinin hedefinde Gazze şeridinin güneyinde bulunan Han Yunus vardı. Çok sayıda Filistinlinin can verdiği saldırıda Nasır Hastanesi ile gazetecilerin bulunduğu çadırın önündeki otomobil de isabet aldı. Gözüne şarapnel parçası isabet eden TRT kameramanı ile asistanı hastanede tedavi edildi. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere saldırıya siyasilerden peş peşe tepki geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun gazetecilerin bulunduğu çadıra yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi. Yapılan her saldırının Netanyahu hakkındaki iddianamenin parçası olacağını söyledi. Devam ediyoruz hayatın içinden başlıklarla. Tüm Türkiye eli yüreğinde Diyarbakır'dan gelecek iyi bir haber bekliyor. Bugün 7. gün hala Nari'nin izine rastlanmadı. En güçlü şüphe Nari'nin kaçırılmış olması. Bunu destekleyen detaylar da var. Küçük kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsüyle evinin arasında yaklaşık 100 metre var ve bu alanda başına bir kaza gelse görülüp duyulmaması, bulunmaması mümkün değil.
Narin! Yer yarıldı, içine girdi. Hiçbir şeyini bulamıyoruz. Ne terliğini, ne elbisesini, ne tokasını, ne... Yok. 8 yaşındaki Narin en son evine çıkan patika yolda takılmıştı kameralara. 7. güne girildi. Küçük kızdan hala bir haber yok. 3 gibi Kur'an kursundan çıkıyor. Saat 3'ü 15 geçe de şu patika yolunda şuradan kızlarla ayrılıyor. Küçük Narin'in en son görüldüğü nokta işte burasıydı. Okulun güvenlik kamerası an ben kayıttaydı. Küçük Narin kuzenleriyle beraber işte burada yürüyordu. Bir süre sonra da kuzenlerinden ayrıldı. İşte bu patika yoldan evine doğru yola çıktı. 50-60 metre, 80 metre olsun. Çocukların deyişiyle şuraya kadar geldiğini söylüyorlar. İşte ne olduysa o patika yolda oldu. Küçük Narin kelimenin tam anlamıyla sırra kadem bastı. Burada bizim tarafımızdan bir yol daha var. Normal araba yoludur. Arabalar geçiyor oradan. Oradan mı gitti? Diyarbakır'daki arama çalışmalarında mısır tarlaları, sulama kanalları bakılmadık yer bırakılmadı. O günden bu yana mahalleye giriş çıkış yapan 12.550 araçta didik didik arandı. Küçük kıza dair bir iz bulunamadı. Benim acım çoktur. Şu an kızımın cesedi burada olsaydı ben diyeceğim. Ya Rabbi şükür. Kaybolan küçük Narin'i bulmak için arama çalışması hem havadan hem de karadan devam ediyor. Köy genelinde 11 bin dönümlük arazi tarandı. 7 iz köpeği de arama çalışmasına destek verdi. Ancak henüz küçük Narin'den haber alınmış değil. Narin'in son görüntüsünün kaydedildiği yere 60 metre mesafede bir saman yığını bulundu. O yığın deprem, heyelan gibi doğal afetlerde kullanılan yeraltı görüntüleme cihazıyla tarandı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Narin'in kaybolduğu noktadaki kayalık alanda kan izleri bulunmuştu. Yapılan incelemede kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edildi. Küçük kıza ulaşabilmek için bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Normal yaşayan bir vatandaşız. Böyle diyelim ki bir fabrikatör değiliz. 1 milyon dolar değiliz kimse. Gelsin para için, fidye için benim kızımı kaçırsın. Narin! Bolu'da bir kadın oğlunun kavga ettiği çocuğu sokakta gördü ve otomobiliyle ezdi. Kan donduran saldırı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Oğlunun kavga ettiği çocuğu sokakta gördü, otomobilini üzerine sürdü. Görüntü 11 Ağustos gününe ait. Burası Bolu'nun Gerede ilçesi. 12 yaşındaki çocuk bisiklete biniyor, bir yandan da arkadaşıyla sohbet ediyordu. Geriden gelen otomobil ona çarpıp altına aldı. Kazadan kıl payı kurtulan arkadaşı panikledi. Araçtan inen kadın sürücüyle birlikte acılar içinde kıvranan çocuğu otomobilin altından kurtardılar. Vücudunda kırıklar olan çocuk hastaneye kaldırılırken kadın sürücü de gözaltına alındı ve olayın bir kaza olmadığı ortaya çıktı. İddia o ki daha önce oğluyla kavga eden çocuğu görmüş, aracını üzerine bilinçli olarak sürmüştü. Çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezası verildi. Elektronik sigara kullanımı son dönemde arttı. Tüm uyarılara rağmen özellikle de gençler ellerinden düşürmüyor. Ancak elektronik sigara da en az normal sigara kadar tehlikeli, zararları ise ölümcül. Son mağdurlardan biri de şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İknaz Bektaş. Kalp çarpıntısı ve sırt ağrısıyla hastaneye kaldırılan genç kızın akciğerlerine hava kaçtığı tespit edildi. Peki elektronik sigara insan vücudunu nasıl etkiliyor? Hangi sıkıntılara yol açıyor? Cevaplarına bakalım. 2 saat falan öksürdüğümü hatırlıyorum. Çok kötüydü. Dayanılmaz bir göğüs ağrısı ki kişi kalp krizi geçiriyor zannedebilir. Ben nikotinle içmiyordum, bağımlılık yapmadı. Tütün ürünlerinden daha fazla bağımlılık yapıcı hal alabiliyor. Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in kızı İlkiyaz Bektaş elektronik sigara yüzünden fenalaştı, ölümün eşiğine geldi. Hastamız
kalp çarpıntısı ve sırt ağrısıyla hastanemize başvuruyor. Akciğerlerine hava kaçtı, nefesi kesildi, kalbi sıkıştı. Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in kızı İlkyaz Bektaş elektronik sigara yüzünden neredeyse canından oluyordu. Bektaş zamanında müdahaleyle hayatta kaldı. Göğsündeki hava boşluğu ameliyatla alındı. Akciğer filmi görüntüleme yöntemleri incelemesinde de kalbinin etrafında, soluk borusunun etrafında bir hava habbeciği gözüküyor. Kullanımı özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşan elektronik sigaralardaki tehlike de bir kez daha tartışılmaya başladı. Benim çocuklarım da aynısını yapıyor. Ama yazık, çocuklarımız zehirleniyor ya. Renkli görüntüleri ve aromalı tatlarıyla üstelik yasak olmasına rağmen gençler arasında oldukça yaygın elektronik sigaralar. Oysa ki o renkli görüntülerin arkasında sağlığı tehdit eden ciddi riskler var. Ben elektronik sigaraya, her türlü kötülüğe özenme durumları var. Benim eşim de içiyor, o da kullanıyor yani ve bırakmıyor da, hoşuna gidiyor. Bağımlısı olmuş olabilir mi eşiniz? Evet. Bırakamıyor çünkü. İki akciğer arasına hava girmesi de kalbin yeterli kasılmamasına sebebiyet verebiliyor bazen. Ve bu da ani ölümlere kadar giden yan etkiler oluşturuyor. Acıyorum ben bu gençlere, yani böyle kötü alışkanlıkları gördüğüm zaman içim parçalanıyor. Dayanılmaz bir göğüs ağrısı ki kişi kalp krizi geçiriyor zannedebilir. Nefes darlığı, nefes alamama şikayetleriyle acilen başvuruyorlar. Çünkü hakikaten bu acil bir durum aslında. Birçok ekonomik cihaz artık uzaktan takip edilebiliyor. Kulaklığını İstanbul Havalimanı'nda çaldıran İbrahim Tilaver de GPS'le takip ettiği kulaklığının Bali'de olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Tilaver'in şansı ise aynı gün Bali'de arkadaşlarının olmasıydı. İstanbul'da çalınan kulaklığa Bali'de bakın nasıl ulaşıldı. Ha? Yürü yürü. Bak, Havalimanı, İstanbul Havalimanı'nda molamızı çaldılar. Allah'ın Bali'sinde. İstanbul'da çalınan kulaklığı Bali'de sinyal verdi. Adım adım istürdü. Ya uçağı kaçıracağım ya adamın peşine düşeceğim. Gençlerin kulaklık operasyonu başarıyla son buldu. Helal oğlum, bizim paramız helal. Sosyal medyada içerik üreten İbrahim Tilaverdi isimli genç iddiaya göre İstanbul Havalimanı'nda kulaklığını çaldırdı. Fark edip sinyali üzerinden aradığında ise hayatının şokunu yaşadı. Çünkü kulaklığının sinyali kilometrelerce ötede Bali'de görülüyordu. Bak, havalimanı, İstanbul Havalimanı'nda molamızı çaldılar. Allah'ın Bali'sinde. Üzerindeki şoku atlatır atlatmaz Bali'deki arkadaşlarıyla irtibata geçti. Plan belliydi. İbrahim Tilaverdi arkadaşlarını sinyalin geldiği konuma yönlendirecekti. Planladıkları gibi de oldu. Üç genç sinyalin geldiği konuma vardı. Çekildi mi? Yürü yürü. Klima da açık abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada yaşıyorlar. Baksana çantası falan var. Oğlum adam içeride uyuyor olmasın? Eve giren gençler kulaklığı alıp çıktı. Helal oğlum, bizim paramız helal. Bunu biz söyleyince inanmıyorsunuz. Bak, havalimanı, İstanbul Havalimanı'nda molamızı çaldılar. Allah'ın Bali'sinde. Ben o adam olmak istemezdim açıkçası. Hayır. Evine gidmişler adamın. Gelişen teknoloji ne yazık ki kimi zamanda dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Yeni bir siber dolandırıcılık olan numara kopyalama da bunlardan biri. Son mağdurlardan biri de İstanbul'da erkek kuaförlüğü yapan Murat Sevim. Talihsiz kuaförün hayatı hiç haberi olmadan telefonunu kopyalayan dolandırıcılar yüzünden kabusa döndü. Bana sürekli aramalar gelmeye başladı. Beni neden arıyorsun? Beni neden arıyorsun? Aslında arayan siz değilsin. Arayan o değil ama mağdurlar o zannediyor. Sabahtan beri 15 seferdir arıyorsun ya. Ben aramıyorum. Çünkü kopyalanan telefon numarası dolandırıcıların maşası oldu. Yeni bir dolandırıcılık sistemi. Özellikle sim klonlaması dediğimiz yöntem, farklı vatandaşları ilgili numara üzerinden arıyorlar. Şu an telefonuma bir çağrı düştü. Ekranda Murat Sevim'in telefon numarası çıkıyor ama aslında o gördüğünüz gibi şu anda işinin başında. Telefonundaysa bir arama yok. Telefonumda herhangi bir arama yok. Kim arıyor? Sizi kim aradığını, işte biz de onu arıyoruz. Telefon numarası kopyalanan Murat Sevim'i her gün binlerce kişi hesap sormak için arıyor. Ben şimdi beni arayan müşterilerin numaralarına bile şüpheyle açıyorum. Çünkü açmak istemiyorum. Kötü bir muameleyle karşılaşıyorum. Yani çünkü açıyor insan, direktmen icabında küfür ediyor. Zıt pırt arıyorsun. Benim bir doğru mu? Benim asabımı bozma bu.
Sabahtan beri 15 seferdir arıyorsun ya. Öyle mi abi, sakın itibar etme. Ben işte dolandırıcılar aramış abi seni. Aslında erkek kuaförü olan Sevim dolandırıcı olmadığını anlatmaya çalışsa da derdini kimseye inandıramıyor. Benim dolandırıcı olduğumu düşündü. Ben dolandırıcı olmadığımı, ben esnaf olduğumu söylememe rağmen bana ağza alınmayacak küfürler ediyorlar. Dolandırıcıların tuzağına düşenlerse hesabındaki paradan oluyor. O mağdurun telefonuna yüklenen casus yazılım sim kartın klonlanması ve takasına neden oluyor. Ve bu sayede o mağdur üzerinden başka kişiler dolandırılmış oluyor. Telefon numaramı kopyaladıkları için bilgisayar üzerinden arama yapıyorlarmış. Operatör üzerinden arama olmuyormuş. Gelen aramalardan telefonu susmayan Murat Sevim savcılığa giderek şikayette bulundu. Ben de mağdurum, karşı tarafta mağdur. Bir berberin yaşadığı sıkıntıyı ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kuaför ve berberleri ilgilendiren önemli bir başlıkla devam edelim. Ne o başlık? Sabah gazetesi bugün iç sayfasında yer vermiş. Kuaförlerin pazar tatiline okul ve bayram istisnası başlığı. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olmasına yönelik kararda İstanbul için uygulanacak istisnalar belli oldu. Buna göre Ramazan ve Kurban Bayramı ve öncesindeki bir hafta, yeni eğitim öğretim yılının başlamasından bir hafta öncesiyle düğün, nişan, sünnet ve mezuniyet törenleri için berber, kuaför ve güzellik merkezleri pazar günleri de çalışabilecek. Organizasyon grupları ve özel davetlerde mezuniyet törenleri, örf ve geleneklere dayalı özel programlar pazar gününde istisna olarak değerlendirilebilecekmiş değerli izleyenler. Önemli bir haber bence, çünkü gerçekten özellikle kadınlar için pazar günleri hassas nokta. Çalışan kadınlar için pazar günü izinli oluyorlar ve bu tarz durumlarda, her zaman olmasa da en azından özel günlerde pazar günlerini değerlendirebilecekler diyelim ve şimdi sıradaki başlığımızla devam edelim. Kocaeli'de yaşayan bir aile bir internet sitesi üzerinden Muğla'da bir villa kiraladı. 4 gece içinde hatır sayılır bir ücret ödediler. Hayal ettikleri gün gelip tatile çıktıklarında büyük bir şok yaşadılar. Gittikleri adreste kendilerine fotoğraflar da vaat edilenlerin hiçbiri yoktu. Tatil firmasıyla iletişime geçtiler ama ne mağduriyetleri giderildi ne de paraları geri ödendi. Resimlerde de gayet güzel gözüküyordu. Bambaşka bir evle, bambaşka bir yerle karşılaştık. Hayalleri bu lüks villada huzurlu bir tatil yapmaktı. Karşılaştıkları manzara hayal kırıklığı, tatilleri ise zehir oldu. Koltukların hali yanmış. Böyle leş gibi. Leş gibi buralar. Fosiktif çukur bayağıdır taşmış. Burada böyle görülüyor. İnanın çok kötü. Çoluk çocuk orada o şekilde rezil olduk. İki kuzen Ali ve Murat Oktay aileleriyle tatil yapmak için adres olarak Muğla'yı seçti. Oktay ailesi Muğla'da tatil yapmak için internet sitesinde bir villa kiraladılar ve villa için 4 geceliğine 70 bin lira ödediler. Ama o villaya gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şok oldular. Ali Bey, nasıl bir manzara vardı? Bahçeye girdiğimizde resimlerden bambaşka bir şey gördük. Yeşillik yoktu. Kurak bir araziydi. Fotoğrafta bir havuzun etrafı yeşillikti. Eşyaları çok yeni gözüküyordu fotoğrafta. Havuz çok kötüydü. Oradan pis bir koku geliyor. Taşmış zaten. İçeride koltuklar leş gibi. Yani dünyanın da parasını verdik buraya. Zaten 4 gecelik bir tatil aldık. Bizim o arada tatilimiz bitmişti. Oktay ailesi hemen tatil firmasıyla iletişime geçti ve acil olarak bir çözüm bulunmasını istedi. Ama iddiaya göre tatil firması aileye bir gün sonra dönüş yaptı. Ama iddiaya göre ne mağduriyetleri giderildi ne de paraları iade edildi. Bizim hiç paramız da olmayabilirdi. Ne yapacaktık biz? Orada o şekilde mecburen tuttuğumuz yerde o pislik içerisinde kalmak durumundaydık. Aile aracı olan tatil firmasından şikayetçi oldu. Şimdi sürecin lehlerine sonuçlanmasını bekliyorlar. Biz rahat edelim diye çok ciddi de bir para ödedik. Tatilimiz zehir oldu.
Dün akşam havada yaşanan kısa süreli panikle devam edelim. 152 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkan Özbekistan uçağı havalandıktan kısa süre sonra teknik bir arıza yaşadı. Kabin basıncında normalin üzerinde belirtiler olduğunu fark eden kaptan pilot hiç düşünmeden rotayı en yakın havalimanına çevirdi. Amasya Havalimanı'nda hareketlilik yaşandı. İstanbul'dan havalanmış, Özbekistan'a gidiyordu. Yola henüz çıkmışken meydana gelen teknik aksaklık, 152 yolcunun bulunduğu uçağa zorunlu iniş yaptırdı. Herkes panik attı, korktuk, aşırı çok korktuk. Özbekistan Hava Yolları'na ait uçak, mega kentten Taşkent'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkmıştı. Kabin basıncından normalin üzerinde belirtiler olduğunu fark eden kaptan pilot, önce yolcuları uyardı. Oksijen maskelerinin de indirilmesiyle havadaki panik daha da katlandı. Kabin personeli yolcuları sakinleştirmeye çalışırken uçuş ekibi ise rotayı en yakın havalimanının bulunduğu Amasya'ya çevirdi. Sorunsuz bir iniş sonrası 152 yolcunun tamamı rahat bir nefes aldı. Yerge ayağımız değdiği için şükür ediyoruz. Onlardan Allah razı olsun. Amasya Havalimanı'nda uçaktaki aksaklığın giderilmesiyle yolcular tekrar Taşkent'e doğru uçuşa geçti. Ve şimdi sırada yurttan görüntüsüyle öne çıkan başlıklar var. Çevredeki çocukların canını hiçe saydılar, silahlarını peş peşe ateşlediler. Görüntü Konya Yunak'ta kayda geçti. Düğüne katılan bir grup bellerinden silahlarını çıkarıp havaya ateş açmaya başladı. O sırada etrafta çocuklar da vardı ama aldırış etmediler. Herkesi tehlikeye atarak yasağa deldiler. İzmir Buca'da motosikletli kurye yolun karşısına geçen yayaların arasına daldı. Araçlar için yeşil ışık yandığı halde otomobiller duruyordu. Onların arasından ilerleyen motokurye yolun karşısına geçen aileyi fark ettiğinde çok geçti. Motosikletin çarptığı genç kadın yere savruldu. Eşi kuryeye saldırdı. O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Tamam, ablayı. Bodrum'da göçmenlerin Umuda yolculuğu plajda bitti. Bağla Koyu açıklarında devreye gezen sahil güvenlik ekibi Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmen dolu botu fark edip takibe aldı. Bottakiler yakalanacaklarını anlayınca dümeni sahile kırdı. Yaya olarak kaçmayı denediler ama olmadı. 30 kişi kısa sürede yakalandı. Antalya Kemer'de gökyüzünü bir anda kara bulutlar kapladı. Rüzgar fırtınaya dönüştü. Tatilciler panikle sahili terk ederken şemsiyeler, şezlonglar havada uçuştu. Elektrik kesilince dönme dolapta mahsur kaldılar. Trabzon'da fuar alanındaki Luna Park'ta elektrik kesintisiyle birlikte dönme dolap durdu. Havada asılı kalan kabinlerde 20 kişi vardı. Çok paniklediler ama yapacak bir şey yoktu. İmdatlarına itfaiye yetişti. Eğlenceleri kabusa dönen macera perestler böyle kurtarıldı. Başına çuval dolanan keçi hem korktu hem korkuttu. Burası Antalya Kepez. Ahırdaki bir keçi yem çuvalını karıştırırken başına geçirdi. Neye uğradığını şaşıran hayvan gözünü örten çuvaldan kurtulmak için koşturmaya başladı. Onu gören diğer keçiler korktu, kaçmak için var güçleriyle koştu. Ahırdaki köşe kapmaca güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Kahvaltı haberlerinde memlekette yaşananlara kısa kısa baktık. Şimdi de havanın notlarına bakacağız sizlerle birlikte. Türkiye, özellikle de batı kesimler günlerdir kavurucu sıcakların etkisindeydi. Sevindiren gelişmeyi aktaracağız. Yağmur kapıya dayandı. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgesi yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sağanağın özellikle Kocaeli'nin kuzeyi ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji mega kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. İstanbulluların gün içinde yaşanabilecek ani sel ve su baskınıyla dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmasında yarar var diyelim değerli izleyenler. Ve sıradaki başlığımızla devam edelim yolumuza. Maliye Bakanlığı geçtiğimiz aylarda kira gelirini beyan etmeyenler hakkında önemli bir çağrıda bulunmuş, ceza uyarısı yapmıştı. Denetimlerin ardından yaklaşık 700 bin ev sahibinin kira gelirini devlete bildirmediği tespit edildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek beyanda bulunmayanlara son bir çağrı daha yaptı. Kira gelirleri olduğu halde vergisini ödemeyen mülk sahipleri var. Vergi memurları bu konuyla alakalı oldukça yoğun bir teftişteler. Konut ya da iş yerini kiraya vermiş ve buradan gelir elde edenlerin hepsinin bir beyanname vermesi lazım. İşte maliyede evini iş yerini kiraya verip gelir elde ettiği halde bunun vergisini ödemeyenlerin peşindeydi. Türkiye genelinde gelir beyanında bulunmayan 700 bin kişi test edildi. Kira geliri elde edenlerin de nasıl olsa devlet beni yakalayamaz mantığından kurtulmasında fayda var. Çünkü eğer bir iş yeri ya da konutunuz varsa ve yıllık olarak 33 bin liranın üzerinde bir kira geliri elde ediyorsanız kira beyannamesi vermek zorundasınız. İşte maliyenin tespit ettiği 700 bin kişi geliri olmasına rağmen o vergiyi vermeyenler, yani beyanname vermeyenler. Mülk sahiplerine kira beyannameleri vermeleri hususunda onlara gerekli uyarıları yapıyoruz. Maliye önce İBAN'a kira yazılı ödemeleri takibi aldı. Ardından ekipler sahada çalışma yaptı. 1,5 milyon konut tespit edildi ve denetim başladı. Çok geçmeden de kira gelirini maliye bildirmeyenler netleşti. Bir idari ceza size uygulanıyor. Ödeyeceğiniz kira gelir vergisi de cezalı olarak ödemiş oluyorsunuz. Eğer elinize vergi dairesinden bir ceza kağıdı ulaşmadıysa halen kira gelirinizle ilgili bir beyanname doldurabilirsiniz. Elektronik ortamda dolduracağınız beyannamede pişmanlık kısmına tıklayıp ardından da bildirim yapabilirsiniz. Maliye bizi nereden yakalayacak? Banka hesaplarından yakalayabiliyor. Su aboneliği, telefon aboneliği yoluyla ne yapıyor? Maliye tarihat aşamasına geçebiliyor. Pişmanlıkla beyanname verenlere vergi cezası kesilmeyecek. Tüm uyarılara rağmen beyanda bulunmayanlarsa cezadan kaçamayacak. Maliye Bakanı Şimşek bu konuda kararlılık mesajı verdi. Vergilendirilmeyen her tür haksız kazancın takipçisiyiz dedi. Tüketiciler çarşıdaki, pazardaki ve marketlerdeki fiyatlardan şikayetçi. Gıda fiyatları son dönemde yüksek seyrediyor. İşin ilginci, üretici de tarladan çıkan sebze meyvenin çok ucuz olduğu iddiasında. Üstelik bu iddiadan da öte rakamlarla ortada. Tarlada 5 liraya çıkan domates büyük şehirlerde 25 liraya alıcı buluyor. Domates örneklerden sadece biri, hemen hemen her gıda ürününde durum aynı. Herkes aracılardan şikayetçi. Çiftçiler şu anda tarlada ürettiklerini halka doğrudan satmak istiyor. Bir kilo kayısı İstanbul Kapalı Çarşı'da gidin bakın 1850 lira. Bizden 120 liraya giden kayısı. Üreticiden ucuza çıkıyor ama tüketiciye doğru yol aldıkça fiyatı katlandıkça katlanıyor. Asıl karı kim yapıyor? Asıl karı kim yapıyor? Haldekiler yapıyor. Biz üreticilerin hakkının gasp edildiğini düşünüyoruz. Bunun için bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Meyvede, sebzede yurdun dört bir yanında hasat var. Ancak üreticiler de, tüketiciler de şikayetçi. Sebebi tarlayla tezgah arasındaki fahiş fark. Şu anda üretici dalındaki bu ürünü, limonu iç piyasaya 11 liradan ve 12 liradan satıyor. Limonsa fiyatı en çok tartışılan sebzelerden bir tanesi. Tarladan 11 liraya çıkan limon tezgahla buluştuğunda 2-3 katına kadar çıkabiliyor. 50 milyon 60 milyona göre de iyi geliyor da burada 11, 12, 13, 14 öyle rakam istiyorlar. Ama marketlerden 50 milyon kilosu 50 milyon diyorlar.
Brokolide de durum farklı değil. Tarladan 40 liraya çıkan brokoli işte tezgahta gördüğünüz gibi 80 liraya kadar çıkabiliyor. Bir çiftçi vatandaşım. Brokoli yetiştiriyoruz. Biz 30-40 liraya satıyoruz burada. Aracı arkadaşlar bizden alıyor. Biz duyuyoruz ki 100 lira, 150 lira, 200 liraya satıldığını. Biz bunu yağmurda, yaşta sürekli kesim yapıyoruz. Kilosu 60 lira alışı var. Siz halden 60 liraya alıyorsunuz, evet. 80'e satıyorsunuz ama çöpe çok gidiyor. 10 TL zaten oturuyor otomatikman da kasayla beraber. Tarladan çıkış fiyatı 1-2 liraya kadar düşen karpuzda da durum farklı değil. Yazın vazgeçilmezi karpuz tarladan tezgaha kadarki süreçte bir hayli fiyat değişimine uğruyor. Öyle ki tezgahla buluşan karpuzun fiyatı tezgahta 15-20 liraya kadar çıkabiliyor. Şu an fiyatı ne kadar? Şu an tarlada fiyatı siyah karpuzun 5 lira bandında, ala karpuz 2 lira bandında. Malatya en çok kayısı işte bu bahçelerden çıkıyor ama çiftçi huzursuz ve mutsuz. Çünkü ellerindeki kayısılar 110 lira ile 120 lira arasında alındı arıcılar tarafından. Ben yutuluyorum. Özlem ekmekle getirdim. Şimdi bu kayısıya 12 ay boyunca emek veriyor bu çiftçiler. Yani arıcılar kazanıyor, çiftçiler kaybediyor. Aracılar alıyor. Biri birine devrediyor, biri birine devrediyor. Çiftçi havasını alıyor. Bizim emeğimiz boşa gidiyor. Biz tarladan alıp halka kendimiz vermek istiyoruz. Ada Koçyiğit, Türkiye'ye adını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende açtığı pankartla duyurdu. Göz ameliyatıma destek ol Tayyip'te de yazıyordu o pankartta. 2018'de geçirdiği kaza sonrası gözünde kayma meydana gelmişti küçük kızın. Cumhurbaşkanı Erdoğan adanın sesini duydu, tedavisine destek için kurmaylarına talimat verdi. Babasının omzuna çıktı. Göz ameliyatına destek ol Tayyip dede pankartını açtı. Kayıtsız kalamayan Başkan Erdoğan talimat verdi. Tedavisi İstanbul'da yapılacak. Tayyip dede dedi ki sana yardımcı olacağız. Senin üzerinden ameliyatını sağlayacağım dedi. Bitlis'te yaşayan 9 yaşındaki Ada Koçyiğit 2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşamaya başladı. Küçük kız ailesi tarafından tedavi için farklı illere götürüldü. Bu süreçte ameliyat edildi. Ancak maddi imkansızlıklar tedavisine engel oldu. Benim de imkanlarım olmadığından dolayı sürekli bir yardım halinde o şekilde yani gidip geldik. Belediye başkanımız olsun, sayın valimiz olsun, onların yardımıyla gidip geldik. Ada Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü nedeniyle Bitlis'teki kutlamalara katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir pankart hazırladı. Törende konuşma yaptığı sırada babasının omuzunda göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede yazılı pankartı açan küçük adayı fark eden Başkan Erdoğan kendi doktorunu görevlendirdi. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız buna sessiz kalmadı. Hemen ilk başta kendi doktoru olmak üzere, sonradan da Sayın Bakanımız olmak üzere geldiler. Benimle iletişim halindeydiler sürekli. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da yakından ilgilendiği küçük kızın İstanbul'daki Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi edilmesi kararlaştırıldı. Tayyip Bey dedi ki İstanbul'da göz ameliyatlarını inşallah iyileşirsin. Sırada dünyadan haber turumuz var. Savaş hızlandı, karşılıklı saldırılar arttı. Ukrayna'ya ait drone Rusya'nın Saratov kentindeki binaya işte böyle saldırdı. Блять, это пиздец, сука! Bu görüntülerde iddialara göre Ukrayna'nın Kursk'a yaptığı saldırıya ait, Rus askerlerinin teslim olma anı diye öne sürülen video, Rusya tarafından gelen Ukrayna'yı geri püskürttük açıklamasıyla yalanlanıyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın kurucusu gözaltına alındı, Fransa'ya tepki yağdı. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Ancak bir başka iddiaya göre ise Durov, Filistinli grupların Gazze ile ilgili paylaşımlarına sansür uygulamadığından İsrail baskısıyla tutuklandı. Fransız vatandaşlığı da bulunan Durov'un yanındaki kadının ise Rus ajanı olduğu öne sürüldü.
İsrail kontrol noktasına geldiler, üstleri arandı, çantalarına didik didik bakıldı. Ama burası Filistin değil, Amerika'ydı. Kaliforniya'daki Sonoma Eyalet Üniversitesi öğrencileri, İsrail askerlerinin Filistinlilere yaptığı zulmü anlatabilmek için okul girişine İsrail kontrol noktaları kurdu. Önce kimlik kontrolü yaptılar, sonra içindekileri öldürüp araçları yaktılar. Pakistan'da yaşandı terör saldırısı. Kapadıkları yoldan geçen otobüs ve kamyonları durduran militanlar 39 kişiyi araçlardan indirip öldürdü. Saldırıyı ayrılıkçı örgüt Beluç Kurtuluş Ordusu üstlendi. Kıtalar arası yüzüyorlar ama spor için değil. Amaçları kendilerini İspanyol topraklarına atmak. Yüzlerce göçmen Fas'tan İspanya'nın Seuta bölgesine yüzerek geçti. Sahilde tatil yapan turistler onları film izler gibi izledi. İspanyol sahil güvenliği ise göçmenleri taşıyan bir tekneyi durdurmaya çalışırken üstünden geçti. Top görünce dayanamıyor, çocuklar gibi peşinden koşuyor, atlıyor, zıplıyor, büyük keyif alıyor. Adı Spud. Futbol Amerika'da çok popüler olmasa da bu boğanın en sevdiği oyun futbol topunun biraz büyüğüyle vakit geçirmek. Sahibine göre Spud topla oynadığı zaman daha sakin ve huzurlu oluyor. Yurttan başlıklara geri dönelim şimdi kahvaltı haberlerinde. Hem imamda olması gereken ses kalitesine sahip hem de o sese musiki eğitimi aldırmış bir isim Dursun Şahin. Diyanet'in yarışmasında Türkiye birincisi olan ödüllü imam son videolarından birinde Amerika'daki sokak müzisyenine ilahiyle eşlik etmişti. O anları tüm dünya konuştu. Yurda dönen Dursun Şahin bakın neler anlattı. Neyleyeyim bu dünyayı bana Allah'ım gerek. Neyleyeyim dünyayı bana Allah'ım gerek. Maksat burada İslam'ı tanıtmak, İslam'ı sevdirmek. Bana sultanım gerek. Central Park'ta dolaşırken bir sokak müzisyenine kulak verdi, sonra da ona ilahiyle eşlik etti. Gerek mi? Ödüllü imam Dursun Şahin'in videosu en çok paylaşılanlar arasına girdi. Baktım nihayet makamı çalıyor. Çektim videoyu. Bir anda herkes paylaşmaya başladı. Büyük beğeni toplayan bu yeteneğin arkasında aslında büyük bir azim var. Ey gönül bakma. İmam Şahin'in musikiye olan ilgisi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki öğrencilik yıllarında başladı. Okul biter bitmez konservatuara adım attı, yüksek lisans yaptı, Türk sanat müziği dersleri aldı. Bülbülüm altın kafeste aman. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan yarışmada da birinci oldu. Dinleyenler açısından kulağa hoş bir sada bırakabilmek. Maksat bu. Yurt dışı görev yeri ise Amerika oldu. Milyonlar onu bir sokak müzisyenine ilahiyle eşlik ettiği bu görüntüyle tanıdı. Yanıma birisi geldi. Sizden sonra ben namaza başlamayı düşünüyorum dedi. Afganistanlılar, Pakistanlılar, Hintliler, Bangladeşliler, Mısırlılar, Suriyeliler kendi camilerinde
namaz kılmamı, ezan okumamı, işte Kur'an okumamı istediler. Sesi ve yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakan imam, yurt dışındaki görevini tamamladı, Üsküdar Çinili Camii'ndeki görevine döndü. Bir rekorun ve aslında bir yaşam enerjisinin haberiyle devam ediyoruz. Ruhu genç bir hanımefendi 102 yaşında yer çekimine meydan okudu. İngiltere'nin paraşütle atlayan en yaşlı ismi olmayı başardı. 102 yaşında ama onun hayatında korkuya yer yok. Monet Bailey, İngiltere'nin en yaşlı paraşütçüsü olmayı başardı. 102. yaş gününü gökyüzünde kutladı. Cesaretini 2. Dünya Savaşı'nda da kanıtlamıştı aslında. Adrenalin onun için bir yaşam tarzı. 99 yaşındayken de saatte 209 kilometre hız yaparak manşetlere çıkmıştı. Bir arkadaşının babasının 85 yaşında paraşütle atladığını duyunca ben de yapabilirim dedi. Doğum gününde 3 hayır kurumuna bağış toplamak için uçağa bindi, gözlerini kapadı ve kendini boşluğa bıraktı. Adrenalin dolu atlayış sonrası sağ salim indi. Nasıldı? Harikaydı. Görev tamamlandı. Merak edenler için not. Bailey uzun ve tatmin edici hayatın sırrı topluluk, arkadaşlar ve insanların arasında olmak diyor. Adını Osmanlı sultanlarının beğenisinden alan Hünkar Beğendi'nin lezzeti artık dünyaca ünlü gurmeler tarafından da tescillendi. Hünkar Beğendi dünyanın en iyi patlıcanlı yemeği seçildi. Listede Türkiye'den Ali Nazik de var. Öyle lezzetliydi ki hünkârlar bile beğenmişti tadını. Şimdi o enfes tat dünyada zirveye çıktı. Dünyanın en önemli gastronomi dergilerinden biri olan Taste Atlas bu kez en lezzetli patlıcanlı yemekleri seçti. Et ve köz patlıcanın enfes buluşması Hünkar Beğendi birinci sırada yer aldı. Patlıcan ve kıymanın buluşmasını çok lezzetli buluyorum. Kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Hünkar Beğendi Ali Nazik'i zaten ya iki haftada ya bir haftada bir çıkarmaya çalışıyorum. Müşterilerim de çok beğeniyor, seviyor yani güzel bir yemek. Ne kadar erken gelirsem geleyim yine de Hünkar Beğendi gördüğünüz gibi bulamadım. Hünkar Beğendi hepimizin hassas noktası olabilir bu konuda. Hünkar Beğendi'yi bugün saat 10.30 gibi çıkardım ama gördüğünüz gibi en çabuk biten de oldu. Sadece Hünkar Beğendi değil Ali Nazik de en lezzetli patlıcan yemekleri listesinde. O da 8. olarak yerini aldı. Şaşırmamak lazım çünkü Türk halkımızın da en çok kebapçılarda istenilen yemeklerden birisi Ali Nazik'tir. %100 hak etti. Neredeyse bütün Türk mutfağını seviyorum. Ruslar içinse Türk mutfağı ve Türk yemekleri hakkında blog yazarıyım. Türk mutfağında denediğim yemekleri video çekerek paylaşıyorum. Türk insanı patlıcanı güzel yapar. Ali Nazik'i bu listeye sokan püf noktası eti. İyi közlenmiş patlıcanla, iyi kaliteli süzme yoğurtla özdeşen ve tabii ki ette de yağsız oran, sade kara etten tavada tereyağınla yaptıktan sonra ortaya harika bir lezzet çıkıyor. Yani bu kadar emekle girmesi çok normaldir aslında. Onu da baklava gibi kaptırmayalım. Bunun tarifini bulsalardı zaten beceremezlerdi, yapamazlardı. Bu güzel haberle birlikte kahvaltı haberlerini noktalıyoruz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde yeni başlıklarla buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.